Ee, kim kim gelirse seçilir. Yani Şu kazanacak aday mi? evet yani ben şöyle düşünüyorum. Ya bu biraz genel başkanların alanına müdahale etmemeliyim. Burada Yo, biraz, ama biraz, de, hayır hayır şöyle ne özensizlik yaparsam bu alanı biraz daraltmış olurum. O bizim e, sınırlarımızın ötesine çıkmış olmamız anlamına gelir ama ben şöyle e, düşünüyordum. Baştan beri de 4 yıldır öyle konuşuyorum. Bizim Türkiye'yi kurtaracağımız ilk şey yani sadece muhalif seçmen değil. Türkiye'yi kurtaracağımız ilk şey şu. Kim gelirse bizi kurtarır sorusunun gereksiz bir soru olduğuna inandırmamız lazım millet. Ha hani bizi kim kurtarır? Bu millete, aziz milletimize bizi, sizi şu adam kurtarır deme mecburiyetini kapatacağız. Kurtarmak değil de Bak doğru önce buradan formülü. Doğru formül bu. Yani bu milletin şunu bilmesi, buna inanması gerekecek. Siyasetçilerin dediklerinden yaptıklarını muhakeme edebilme imkanı vermemiz lazım millete. Şimdi bakın diyorlar ki mesela efendim. Gerekirse vatanımız için soğan ekmek yeriz. Şimdi zaman zaman siyasetçilerden böyle laflar duyuluyor. Bu arada duyuyorum mesela. Fakirlik zamanı siyasetçiler böyle fedakarlığı böyle demeyi çok seviyorlar. Bakıyorum bazı hükümet adına konuşan bazı politikacılar, bazı siyasetçiler, bazı milletvekilleri, bazı parti yetkilileri diyorlar ki güya fedakarlık takdimi bu. Gerekirse biz soğan ekmek yeriz. Şimdi milletimizin şunu bilmesini sağlamalıyız. Eğer siyasetçiler gerekirse soğan ekmek yeriz diyorlarsa millet şunu diyecek. Bunlar bize soğandan başka yiyecek bir şey bırakmadılar, yediler memleketi. Yani doğru sorular derken programın başında kastettiğim şey şu. Soğan ekmek yeriz, gerekirse tezek yakarız falan. Bak böyle diyorlarsa kesinlikle devleti yönetemediler. Soğandan, ekmekten başka yiyecek bir şey bırakmadılar. Memlekette bize sadece soğan ekmek yemek kaldığı için de bizim fedakarlık yapmamızı söylüyorlar. En son mesela bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına. Diyor ki efendim. Allah sizi bakara suresinden ayet okuyor bize mealen. Diyor ki Allah sizi canlardan mallardan eksiltmekle fakirlikle sınayacaktır. Sabredinleri müjdele. Yani paramızı yediler bitirdiler. Haşa huzurdan. Bizim paramızı onlar yemiş olmalarına rağmen Allah bizi fakirlikten imtihan ediyor. Bizim buna inanmamızı istiyorlar. Ya bizim fakirliğimizin sebebi sizsiniz. Bizim fakirliğimizin Rabbimizle ne alakası var? Görüyor musunuz mevzu nereye geliyor? O yüzden bize şöyle denmesinin önüne geçmeye çalışıyorum. Dört yıldır. Kim kurtarır? Kim kurtarır yok. Bu sistem, tecrübe ettiğimiz sistem, Türk milletinin keyfiliğe karşı ne kadar mukavemetsiz olduğunu, kontrolsüz güce karşı akademinin, iş dünyasının, basının, efendim bürokrasinin, üretenin, gençlerimizin ne kadar mukavemetsiz olduğunu gösterdi. Dolayısıyla ben artık bu kim sorusundan o kadar yoruldum ki kim kurtarır? Bizi kim kurtarır sorusundan kurtaracak bir sistem lazım. <laughs> Efendim anladınız mı? Yani ifade edebiliyor muyum? Beni bağışlayın lütfen. Efendim kim kurtarır? Cumhurbaşkanlığı bizde sembolik olacağı için kimin kurtaracağını bir önemi yok. Çünkü Cumhurbaşkanı kurtarmayacak bizi. Cumhurbaşkanı birliğimizi temsil edecek. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı diye seçeceğimiz, kendisine oy versin, oy vermesin, herkesin hakkını, hukukunu gözetecek bir cumhurbaşkanı arıyoruz. Bizim her derdimize derman olacak bir cumhurbaşkanı aramıyoruz. Biz her derdimize derman olacak bir sistem kuracağız. Tamam. Başbakanlık sistemini kuracağız yeniden. Çünkü istediğimi yaparım, istediğim kanunu çıkarırım, istediğim kanunu meclise yollarım. İstediğim kanunu sonra yeri değiştiririm. Beğenmediğim kanunu kanun hükmünde kararlamayla iptal ederim. Önce kanunu savunurum, sonra savunduğum kanunu geri eriştiririm. Ben dış politikayı böyle yaparım sonra vazgeçince öyle yaparım. Orada da şöyle formüle ederim. Efendim siyasette küslük olmaz. Siyasetin bu kadar ilkesizlik alanı haline gelmiş girdabı şundan, şundan kurtulacak. Cumhurbaşkanı bizi kurtarmayacak. Bizi Cumhurbaşkanı millet bütünlüğünü temsil edecek. O yüzden bizi kim kurtaracak sorusunun cevabı bizi akıl kurtaracak. O zaman kurtaracak. adayın isminin de öyle. Efendim adayın hiç büyük bir, hiçbir ismi yok. Hiçbir önemi yok. Önemi Kemal Bey kazanabilir. Mansur Bey kazanabilir. Ekrem Bey kazanabilir. Meral Akşener kazanabilir. Başka biri kazanabilir. Bundan bahsetmiyoruz. Şundan bahsediyoruz efendim. Bizi akıl kurtaracak, bizi disiplin kurtaracak, bizi evet, çalışma kurtaracak, evet, evet. Efendim bizi plan yapabilme kabiliyeti kurtaracak, bizi popülizm siyasetinden kurtaracak, ciddiyet kurtaracak. Neyse o, bizi bunlar kurtaracak. Bunlar olmadıktan sonra Kemal Bey de kurtaramaz, Yavuz da kurtaramaz, Ahmet de kurtaramaz, Ekrem de kurtaramaz, kimse kurtaramaz. Önce bunlar. O yüzden sistemi üzerine bina edeceğimiz mekanizmayı kararlaştıracağız. Sonrası küçücük bir detay. Ha derseniz ki iletişim stratejisinde bir takım hatalar oldu olabilir. Olabilir. Demokrasi böyle bir şeydir. Biz bir şey diyeceğiz, CHP başka bir şey diyecek. Diğer arkadaşlar başka bir şey diyecek. Yani Tayyip Bey bu masanın insicamını bozmak için iyi Parti'yi davet edecek falan. Bunlar olacak. Ama Peki. bütün bunlar şunun önüne geçmeyecek. Bizim nöbetleşe memleket hizmetine talip olduğumuz bir demokrasi mücadele alanı var. İktidar yapacağını yaptı. Biz ondan daha iyisini yaparız kadrosuyuz. Düşman değiliz, hasım değiliz. Tamam.